Sıra iki önemli başlığımızı birleştirmeye geldi. Önce dijital bilginin hangi birimlerle ifade edildiğini öğrendik. Sonra gerçek hayatta gördüğümüz renklerin tuvalde, monitörde ve baskıda nasıl karşılık bulduğunu anlamaya çalıştık. Bu derslerin devamında baskı konusunu pek işlemeyeceğimiz için şimdilik CMYK'yı bir kenara bırakalım ve RGB'ye yoğunlaşalım. Doğada gördüğümüz renk ve ton zenginliğine ne kadar yaklaşmak istiyorsak, dijital görselimizde renk kullanımının o kadar yoğun olması gerekiyor. 24 bit derinliğinde bir görsel, RGB profilinde bulunan her renk kanalı için 8'er bitlik ton barındırır. Burada gördüğünüz gibi red, green ve blue kanallarının işte en kırmızıdan en siyah ya da en kırmızıdan en beyaza kadar ki renk skalası, ton skalası var. Ve burada 256 tane farklı kırmızı, 256 tane farklı yeşil ve mavi olduğunu düşünelim. Bunları birbirleriyle çarpmaya başladığımız zaman diğer olasılıkları elde ediyoruz. Dolayısıyla toplamda 256 çarpı 256 çarpı 256 yani yaklaşık 17 milyon rengimiz oluyor. Çoğu çalışma için bu yeterli olacaktır. Daha gelişmiş prodüksiyonlarda renk derinliği kanal başına 16 bite çıkabiliyor. Özellikle artık bilgisayar işlem hızları çok arttığı için, makineler çok daha iyi olduğu için eskiye nazaran. Ama bizim genelde bilgisayardan ya da dijital televizyon yayınlarından seyrettiğimiz bize sunulan renk derinliği hala kanal başına 8 bit olduğunu tahmin ediyorum. Çok özel bir yayın yoksa. Ama tabii bunlar üretilirken çoğunlukla artık özellikle pahalı prodüksiyonlar kanal başına 16 bit renk derinliği kullanıyor. Buraya kadar öğrendiklerimizi bir pratiğe dökelim. Bir tane soru soralım. 640 x 480 piksel ölçülerinde toplamda 24 bit derinliğine sahip RGB bir görselin dosya boyutu ne olur? Burada tabii en düz hesaplamaları yapan, bilgiyi barındıran dosya türlerine bakacağız. Bunlardan bir tanesi de BMP, bitmap dosyası olarak bunu düşünelim. Öncelikle görselimizde toplam kaç piksel olduğunu hesaplayalım. Çıkan rakamı da görselin toplam bit derinliğiyle çarpalım. Burada yapacağımız X ve Y eksenlerindeki piksel sayısını birbirleriyle çarpmak, her renk kanalı için ne kadarlık bilgi barındırıyorsak onları da toplamak ve çıkan sonucu alanımızdaki piksel sayısıyla tekrardan çarpmak. 640'a 480 piksellik bir resmimiz var demiştik. Bunları çarptığımız zaman 307.200 piksel toplamda olduğunu görüyoruz kanvasımızda. Her renk kanalı için 8 bit derinliğinde renk seçeneğimiz olduğunu söylemiştik. 8 artı 8 artı 8 toplamda 24 bit derinliğinde bir resim veriyor bize. Bu 8 bitleri byte cinsinden yazalım. Ne demiştik? 1 byte 8 bitlik bilgiye eşit. Dolayısıyla 3 byte çarpı 307.200 piksel yaptığımız zaman 921.600 byte'lık bir dosya boyutu karşımıza çıkıyor. Bunu da kilobyte cinsinden yazmak istediğimiz zaman 900 kilobyte'lık bir dosya elde ediyoruz. Bunun sağlamasını Photoshop'ta yapabilirsiniz. Kendinize RGB ve 24 bit derinliğinde bir dosya yaratın. Dosyanın boyutları 640'a 480 piksel olsun. O dosyanın içine herhangi bir şey çizin ya da sadece beyaz bıraksanız da olacaktır. Ama save ederken dosyayı bmp.bmp uzantısıyla save edin. Çünkü bmp grafikler içinde farklı bilgileri barındırmazlar. Sadece bitmap dediğimiz, ki biraz sonraki derslerde bunları da işleyeceğiz, bit haritası bilgisini barındırır. Yani her pikselde hangi rengin olduğu bilgisini barındırır ve bize çok düz bir sonuç verir. JPG gibi formatlar resmi sıkıştırdığı için, kompres ettiği için daha düşük dosya boyutu elde eden algoritmalar kullanıyorlar. PNG içinde başka bilgiler de barındırabiliyor. Dolayısıyla buradaki sonuçları elde etmek için en sağlam, en düz dosya formatı olan BMP'yi deneyebilirsiniz.